Mustafa Berke Yelten 2011 yılında Doktor North Carolina State Üniversitesi'ni tamamladıktan sonra Intel şirketinde Hillsboro, Oregon'da yaklaşık 3,5 yıl kadar araştırma geliştirme mühendisi olarak da çalıştım. Arkasından İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev başladım. 2020 yılından beri de doçent olarak elektronik haberleşme mühendisliği bölümünde çalışmalarımı sürdürmekteyim. İlgi alanlarım daha çok mikro elektronik mühendisliği olarak geçiyor. Fakat bunun alt branşlarına baktığımız zaman tasarım, modelleme, optimizasyon, karakterizasyon gibi farklı bileşenlerin olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi konusunda da aslında projelerimiz var. TÜBİTAK projeleri ve İTÜ'deki BAP projeleri şeklinde farklı çalışmalarımız devam ediyor. 17 tane yüksek lisans öğrencisi mezun ettim bugüne kadar. Tabii yerleşen malzeme kavramı gerçekten de önemli. Bizim aslında hayatımızı teşkil eden esas malzeme bu. Yer iletkenler temelde elektrik iletimiyle alakalı bir konu. Özellikle katılara baktığım zaman, katı maddelere baktığım zaman bant teorisi denen bir kavram var fizikte. Biliyorsunuz bütün maddeler atomdan oluşmakta. Atomlar bir araya geldikçe Schrödinger teorisine göre bunlar orbitalleşiyorlar. Orbitalleştikçe de tabii enerji seviyeleri, kuantum enerji seviyeleri diye adlandırılmış şekilde büyüyor. Ve enerji seviyesi arttıkça en tepe enerji seviyesinde bütün bu elektronik aksiyonların gerçekleştiği yere geliyoruz. Ve burada ikiye ayrılıyor enerji seviyeleri. Birisi enerji açısından düşük olan seviye, birisi enerji açısından yüksek olan seviye. Genelde bütün elektronlar bu enerji olarak alt seviyeye yerleşiyor. Çünkü doğa her zaman için düşük enerjiyi tercih eder. Enerji bakımından aslında doğa bir bakıma tasarruflu davranır. Fakat bu iki seviye arasındaki, bu iki enerji seviyesi arasındaki fark doğrudan doğruya da elektriği iletme kabiliyetini belirliyor maddenin. Yani diyelim ki bu iki seviye birbirine içe geçmişse aslında sizin dışarıdan bir şey yapmanıza gerek yok. Doğrudan doğruya madde elektrik iletebiliyor. Çünkü elektron çok rahat bizim bu alt seviye dediğimiz valans banttan üst seviye dediğimiz iletim bandına geçiş yapabiliyor. Bunlar iletkenler, metaller. Ama başka malzemelerde bu fark çok açık olabiliyor. Yani bizim dışarıdan çok büyük enerjiler ancak ekleyebilirsek bu iletkenlik kazandırabiliyoruz malzemeye. Onlar da aslında bakarsanız yalıtkanlar. Yani oksitler gibi mesela aklımıza gelecek ilk madde bu. Peki yer iletkenler? Yer iletken aslında ikisinin ortasında bir yerde. Ve bu işte verdiğimiz dışarıdan vereceğimiz enerji makul bir seviyede bir enerji. Normalde bunlar, bu maddeler aslında iletkenlik bakımından çok parlak malzemeler değil. Fakat biz eğer dışarıdan farklı türde enerjilerle ki bu aslında elektrik enerjisi olabilir yani bir potansiyel uygulayabiliriz veyahut sıcaklığı arttırabiliriz veyahut üzerine ışık yansıtabiliriz. Bu şekilde enerji verdiğimiz zaman iletime geçen malzemeler aslında yer iletken malzeme oluyor. Peki bu özellik bize zaten aslına bakarsanız yer iletken teknolojilerinin de kapısını açıyor. O şekilde ifade edebilirim. Şimdi yer iletken teknolojiler deyince aslına bakarsanız yer iletkenlerin özelliklerinden yola çıkarak birçok cihaz yapıyorsun. Cihaz deyince akla daha çok daha yüksek seviyede bir takım elektronik aksam gelebilir. Yani bilgisayar gelebilir ya da cep telefonu gelebilir. Biz burada cihaz dediğimiz zaman aslına bakarsanız yer iletkenlerden oluşturulmuş temel yapı taşlarını düşünmemiz gerekiyor. Yani transistör gibi veya işte diyot gibi. Tabii bunlar bir takım başka pasif elemanlarla da beraber bir araya getiriliyor. Bu transistörleri geliştirdikten sonra aslında 1960-70'lerden itibaren bunları tümleştirmek, bir araya getirmek ve daha fazla işlem gerçekleştirmek fikri ortaya atılıyor. Yer iletken teknolojilerin başlangıcı biraz bu. Yani öncelikle yer iletkenler yapısı kullanarak bir transistör yapmak ki transistör temelde aslında iki amaç için kullanılır. Bir tanesi bizim hep kullandığımız bu sayısal sistemler var ya bir sıfırlar vesaire. Deminki yapı çok güzel oturuyor buna. Çünkü eğer biz dışarıdan enerji verirsek akım var. Yu vermezsek akım yok. Sıfır, bir sıfır mantığı aslında Boole cebri doğrudan doğruya oraya oturuyor. Veyahut bizim dışarıda gördüğümüz işte herhangi bir şekilde karşı karşıya olduğumuz işaretler var. Ses var, görüntü var vesaire. Bunlar analog işaretler dediğimiz sürekli işaretler. Bunları alıp daha sonra sayısallaştırabilecek noktaya getirmek için kuvvetlendirmek gerekiyor. Aslında bu geliştirdiğimiz transistörler temelde İşte bu hem sayısal işlemleri gerçekleştirecek hem de analog işlemleri gerçekleştirecek kabiliyette tümleşik devreleri oluşturmak. Yer iletken teknolojilerin çıkış noktası aslında
sürmecik devre teknolojileri bilmekler. Ama sadece böyle de sınırlı kalmamaya başladı son zamanlarda. İki farklı önemli alan var ki bunlardan da bahsetmek lazım. Özellikle yer üretken teknolojileri MEMS dediğimiz mikro elektromekanik sistemlerle bir araya getiriliyor. Yani hem elektronik tabanı var hem de mekanik tabanı var. Bu şekilde bir takım nano seviyesinde, nano mertebesinde işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Bu önemli bir hususiyet. İşte MEMS dediğimiz yapılar sayesinde bugün çok farklı uygulamalar gündeme geldi biyomedikalde veyahut işte savunma teknolojilerinde. Öte yandan yine bir başka önemli alan yer üretken teknolojilerin dokunduğu fotonik alanı. Ki bu konuda da aynı zamanda zaten başka bir konuşma yapılsa güzel olabilir. Fotonik de aslında ışık bilimi. Dolayısıyla biz şunu biliyoruz ki demin bahsetmiştik. Işıkla da biz aslında yer üretken malzemelerde elektron sayısını arttırabiliriz demiştik iletim bandında. İşte bu da aslında optoelektronik teknolojinin önünü açıyor. Ve biz aslında hem elektriği, elektronik teknolojisini hem de optiği bir arada kullanarak bir takım malzemeler, bir takım cihazlar geçiyoruz ki bunların içerisinde en önemlilerinden bir tanesi lazer. Bu da tabii farklı bir boyutun oluşuyor ama genelde yer üretken teknolojileri tümleşik devre teknolojisi artı olarak da işte bu yandan geliştirdiği işte MEMS gibi, fotonik gibi alanlardaki uygulamalar şeklinde ifade edebiliriz. Çok güzel bir soru bu da çünkü gerçekten birçok insanın aklına nanoteknoloji hemen geliyor. Peki yer üretken teknolojisinin ne farkı var ki nanoteknolojiden sekne sorabilir. Aslında bakarsanız nanoteknoloji daha geniş bir alan. Bunu anlamak için 1959 yılına gitmek lazım. İleri görüşlü dünya ünlü fizikçi Richard Feynman demiştir ki 1959 yılında bir toplantıda atomun altında daha çok fazla gidilebilecek yer var. Yani burada kastettiği şey aslında bakarsanız atom altı parçacıklar vesaire bütün bunlar bambaşka bir dünyayı doğuruyor. Yer iletkenler demin de bahsettiğim gibi bir tür bir malzeme ama nanoteknoloji dediğimiz zaman aslında bakarsanız bütün maddenin, farklı türdeki maddelerin atom altı özelliklerinin dikkate alınarak geliştirdiği yapılar akla geliyor. Bu bağlamda tabii ki işte farklı türde diğer malzemelerin de nano boyuta indirgenmesi noktasında bir takım uygulamalar ortaya çıkabiliyor. Yer üretken teknolojileri aslında nanoteknoloji çatısı altında yer alan fakat diğerlerine göre çok daha hızlı gelişen ve ekonomik anlamda da tabii en büyük farkı diğer nanoteknolojilerden farkı şu olabilir. Diğer nanoteknolojik çalışmalarda tekrarlanabilirlik kavramı zaman zaman sorgulanabilir. Yani tekrarlanmak kolay olmuyor bazı şeyleri. Fakat dikkat ederseniz biz transistörlerden milyarlarca üretiyoruz ve hepsi aynısı şekilde başarılı şekilde ortaya çıkabiliyor. Bu tabii bir bakıma sadece yer üretken teknolojinin başarısı değil, yani nanoteknolojinin de başarısı. Çünkü biraz sonra bahsedeceğiz aslında stratejik devreleri eğer konuşursak o da önemli bir noktası. Çünkü gerçekten de bunu transistörü ortaya koymak çok pahalı bir süreç ve aslında bakarsanız da doğrudan doğruya nanoteknolojinin bize sunduğu imkanlarla bu ancak mümkün olabiliyor. Dolayısıyla evet nanoteknoloji bizim bir bakıma çatımız ve yer üretken teknoloji olarak zaman zaman nanoteknolojinin diğer alanlarıyla da işbirliği yapabiliyoruz veya onlarla da ortak çalışmalar gerçekleştirebiliyoruz ki mesela işte bu spintronik olsun yani bu elektronların bile spin özelliği var oradan faydalanmak yahut diğer konularda olduğu gibi kuantum sistemler mesela şimdi çok popüler olmaya başladı kuantum elektronik orada da nanoteknolojinin diğer birimleriyle aslında iletişim haline geçiyoruz. Bu artık girmediği bir alan yok diyebileceğimiz noktadayız. Yani baktığımız zaman bugün aslında hayatımızın her alanında bilgisayar varsa transistör de var demektir. Yer iletken teknolojiler de var demektir. Çünkü bize transistörler ve yer iletken teknolojisi inanılmaz bir bilgi işleme kabiliyeti sunuyor. Cep telefonları içerisinde alıcı verici sistemlerimiz var. Yüksek frekanslarda bize iletişim olanağı tanıyan. Yine orada da buradan bahsedebiliyoruz. Dönüp baktığımızda bu sefer biyomedikal sektöründe görüntülemede, tanılamada veya ameliyatlarda kullanılan birçok mikroelektronik cihaz var. Orada da aslında biz yine yer üretken teknolojilerinin varlığını görebiliyoruz. Demin bahsettiğim fotonik uygulamaları en basitten bir barkod okuyucuda bile lazer var. Barkod okuyucu aynı zamanda RFID dediğimiz başka bir yine mikroelektronik tanılama ve bakma sistemini getiriyor, tanıtma sistemini getiriyor. Bu da aslında bakarsanız
Gene bir mikroelektronik başarısı. Öte yandan ulaşım sektöründe çok önemli yer oynamaya rol oynamaya başladı. Arabalarda bugün çok yoğun bir şekilde yol bilgisayarları ve artı olarak radarlar yine gündemde. Yüksek frekanslarda çalışıyor bu radarlar ve sürücü konforunu arttırıyor, güvenliği arttırıyor. Bu çok önemli. Uzayda ve uçak endüstrisinde yine çok yoğun bir şekilde artık mikroelektroniğin ve yer etken teknolojinin etkin olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla hayatımızın her alanında yer etken teknolojileri ve genel çatı altında bazen mikroelektronik diyebiliriz, elektroniğin transistör boyutundaki uygulamalarının yoğun bir şekilde kullanımını görmekteyiz. Çünkü bilgisayarlar her yerde. Bilgisayar demek zaten aslında bizim bu kullandığımız yer etken teknolojilerin geldiği en başarılı nokta diye adlandırabiliriz. Dolayısıyla hani hayatımızın içine nüfuz etmiş bir teknoloji olduğunu çok rahatlıkla ifade edebiliriz. Giderek rolü artacak. Yani baktığınız zaman aslında şu günlerde de bunun bir takım aksiyonellerini görmekteyiz. Örneğin Avrupa Birliği çok yakın bir zamanda 80 milyar euroluk bir yatırımı gündeme getirdi. Bu tabii önemli bir hamle. Şu noktada tabii bir yandan da Amerika'da da Kongre 52 milyar dolarlık bir yatırımı gündeme getirdi. Bütün bu yatırımlar aslında bakarsanız bize şunu ifade etmekte. Hem Avrupa Birliği hem de Amerika çiplerini yani geliştirdikleri bu yonga teknolojilerini kendi bünyesinde tutmak istiyor ve geliştirmek istiyor. Çünkü bugün baktığınız zaman birçok güvenlik anlamında da kritik noktalarda hep çiplerin kullanımını görmekteyiz. Bizim pasaportlarımızda da var, kimlik kartlarımızda da var. Ve bu aslına bakarsanız ülkelerin tabii savunma sektöründe de çok yoğun bir şekilde artık savunma sanayinde de gündeme gelmeye başladı. Akıllı hale getirmek için çipleri ki burada hiç daha değinmedik ama yapay zeka ve işte bütün bu kullandığımız sinir ağları, derin öğrenme bunlar aslında temelde bakarsanız bir bilgisayara dayalı ve o bilgisayarın kabiliyetleri arttıkça da sizin de aslında yapay zeka kabiliyetiniz artıyor. Bu bağlamda tabii ki çok daha fazla bu konudan anlayan insana ihtiyaç var. Hem tasarım noktasında hem üretim noktasında geniş bir spektrumda farklı türde işler ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla 21. yüzyılda bizim kullanacağımız transistör sayısı daha da artacak. Ve bunların farklı rol oynamaları gerekmekte, farklı uygulamalarda kullanmaları gerekmekte. Hem tasarım noktasında çok fazla tasarımcıya ihtiyaç var ki tasarımda demin bahsettik biraz sayısal ve analog diye ikiye ayırıyoruz. Yani sürekli işaretler, sürekli işaretler diye. Sürekli işaretler sayısal, sürekli işaretler analog tipte işaretler ve bunların işleneceği farklı türde devre yapıları var. Bunları tasarlayacak insanlar mevcut olduğu gibi aynı zamanda biliyorsunuz Moore yasası diye bir şey var. Moore yasası da çok önemli. Belki burada değinmeden geçmemeliyiz. İşte 1960'larda ortaya atılmış bir temel fikir. Şunu söylüyor Gordon Moore ki kendisi aynı zamanda Intel'in kurucularındandır. Her 1,5 yılda bir biz transistör sayısını, bir işlemci transistör sayısını 2 kat arttıracağız dedi. Ve bu tabii ki biraz aslında esneyerek günümüze kadar gelmiş durumda. Şu anda insanoğlu 7 nanometre, 5 nanometre hatta 3 nanometreyi yavaş yavaş artık konuşmaya başladı. 7 nanometre şu anda üretim seviyesinde, 5 nanometre yavaş yavaş production'a yani üretime yaklaşmaya başladı. Dolayısıyla orada da daha geliştirilecek ve sorgulanacak çok konu var. Bunların demin de bahsettik, tekrarlanabilirliğini sağlamak lazım. Yani işte bizim yield dediğimiz toplamda ne kadarı kullanılabilir olacak? Bu tabii çok kritik bir husus. Bütün bunları hani dikkate aldığın zaman 21. yüzyılda çok farklı türde iletken teknolojilerinin çok farklı türde iş olanakları sağlayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla 21. yüzyıl mühendisliğinde çok daha fazla insana ihtiyaç var, çok daha fazla uygulamalar geliyor. Bu bağlamda da tabii önemi artacak diye düşünüyorum. Yani bu demin biraz bahsettik aslında bu ekonomik yönünden çok büyük bir pazar. Gerçekten çok büyük bir pazar ve dikkat ederseniz bu pazarın yürümesi için aslına bakarsanız en önemli hususiyet inovasyon. İnovasyon olmadan yer etken teknolojileri tutunamaz. Dolayısıyla biz 2 yılda bir telefonların değiştiğini görüyoruz. Tabii 2 yılda bir telefonlar değişiyor çünkü gerçekten de o sektörü ayakta tutmak için bu kadar hızlı bir değişim gerekti. Fakat
siz aynı şeyi tekrar başka bir şey içerisinde, başka bir kılıf içerisinde satamazsınız. Dolayısıyla üretim yaparken yenilik de getirmeniz gerekiyor. Bu şu anlama gelmekte, diğer sektörlerden farklı olarak araştırma geliştirme boyutu çok daha yüksek yer etken teknolojilerinde. Yani aynı ürünün işte çok benzerini yeni bir üst versiyon gibi satmak olanaklı değil. Biz bugün baktığım zaman her seferinde cep telefonlarımızın veya bilgisayarlarımızın daha yüksek bize olanaklar tanıdığını görmekteyiz. Bakıyorsunuz bizim çok yakından işbirliği yaptığımız sektörlerden biri de haberleşme sektörü. Haberleşmede de ilerlemeler var. Yani orada da mesela bakıyorsunuz artık 5G, 6G gündeme gelmeye başladı. Çoklu görüş, çoklu çıkış dediğimiz multiple input, multiple output dediğimiz MIMO yapısı var. Hüzmeleme dediğimiz beamforming, yani belli bir noktaya gücün odaklandırılması şeklinde tabir edebileceğimiz yeni teknolojiler var. Ve bu teknolojiler artık yavaş yavaş tabii ki bizim cep telefonlarımıza giriyor. Bizim farklı uygulamalarda kullanmaya başlıyoruz bunları. Dolayısıyla ekonomik değer anlamında ürünleşmeye gideceği için, hepsi ürüne doğru yol aldığı için neticede bu büyük bir ekonomik değer getiriyor. Stratejik olarak da baktığın zaman güvenlik aşamasında çok ciddi şekilde bunları kullanmaya başladık. Tabii ara ara değiniyorum farklı alanlarına, değişik mikroelektronik girdiği çıktı alanlar. Bir tanesi de terahertz sistemler. Yani 10 üzeri 12'lik bir hertz'te çalışan yapılar. Burada da mesela güvenlik manasında havalimanlarındaki güvenlik cihazlarının artık yavaş yavaş buradan kullandığını görmekteyiz. Transistörler giderek en yüksek çalışma frekanslarının terahertz'lere dayandığını görüyoruz. Ve uygulamalar tabii 300 GHz ve üstünde, yani 300 çarpı 10 üzeri 9 Hz ve üzerinde kaymaya başladı. Bunlar çok ciddi manada güvenlik anlamında bize yeni olanaklar sağlıyor. Demin bahsettik pasaportlardaki çiplerde de aslında bakarsanız bilgi saklı. Ve bu bir stratejik öneme haiz. Yine baktığınızda orduların kullandığı bir takım çipler var ve bu çipler birçok gizli bilgiyi de içeriyor. Bu bağlamda onların da büyük bir stratejik değer taşıdığını rahatlıkla söyleyebiliriz ki aslına bakarsanız özellikle Uzak Doğu'nun son 10 yıldır, 15 yıldır yer etken teknolojilerinde yaptığı inanılmaz adımlar demin bahsettiğim gibi Avrupa'da ve Amerika'da ciddi bir şekilde soru işareti uyandırdı. 2020'ye geldiğimizde baktık ki çip krizi ortaya çıkmış. Çip krizi demek ne demek? Yani şu anda belli işte çalışmama durumundan dolayı, salgından dolayı ve daha sonra Tayvan'da yaşanan bu su krizinden dolayı yeteri kadar çip üretilemedi ve çip üretilemeyince şunu gördük. Biz pasaportlarımızda gecikmeler olabiliyor veya işte kartlarda üretimde kimlik kartlarına geçmeler olabiliyor. Çünkü bu çip olmadan bu olmuyor. Arabalar çıkmıyor. Araba çünkü çipe bağlı. Dolayısıyla gördüğünüz üzere yani ekonomiyi alt üst etmeye başlıyor. Güvenlik sorunları yaratmaya başlıyor. Dolayısıyla bu alanda Türkiye'nin de yer almak için çok ciddi hamleler yaptığını görmekteyiz. Yatırımların başladığını görmekteyiz ki doğrudur bu. Doğru bir hamledir. Türkiye'de muhakkak bu stratejik ve ekonomik alan anlamda çok çok ehemmiyete, çok büyük bir ehemmiyete sahip alanda yerini almak durumundadır ve alacaktır. Tabii yer etken teknolojiler konusunda uzmanlaşmanın temel noktası aslında lisedeki ve üniversitedeki arkadaşlara biraz bundan bahsetmek gerekebilir. Bir fizik sevgisi çok önemli. Fizik olmadan çünkü yer etkenleri anlamak olası değil. Ben de bahsettik işte bir elektrik akımının iletilebilip iletilemediği bir malzeme tarafından buradan yola çıkıyoruz. Ama temelde baktığın zaman biraz daha derinlerinde tabii elektrik fiziği gerekiyor. Temel mekanik fizik gerekmekte. Öte yandan bir miktar ve hatta bir miktardan çok daha önce bir miktar matematik bilgisi lazım. Bunları anlamak çünkü ancak matematikle söz konusu, sadece biz bunu sözel olarak ifade edemeyiz. Bunun tabii çok ciddi şekilde bir matematiksel altyapısı da var ve bunu da anlamak gerekiyor. Biraz kuantum fiziği gerekli tabii bunlar ötesinde artık giderek, çünkü demin de bahsettik. Bizim kullandığımız çiplerin, transistörlerin kanal boyları giderek küçülüyor ve işte atomik boyutlara gelmiş durumda. Burada kuantum efektler artık göz ardı edilemez. Dolayısıyla onların da çevrildiği şekilde kuantum fiziğinin daha yoğun kullanıldığı bir noktaya geliyoruz. Kimya artık çok kritik hale geldi. Çünkü üretim teknolojileri demek kimya demek.
Üretim teknolojilerinde kullandığımız pek çok gaz var, pek çok farklı reaksiyondan faydalanıyoruz ve onların gerçeklenebilirliği konusunda bilgi sahibi olmamız lazım. Hatta şaşırtıcı bir şey söyleyebilirim burada. Belki biraz biyoloji de artık bizim alanımıza giriyor. Çünkü biyomedikal sistemler, biyomimetik sistemler, yani biyolojiden esinlenerek ortaya konmuş sistemler, bütün bunlar aslında bakarsanız bizim biraz da biyolojiyle de artık haşır neşir olmamızı gerekiyor. Ama üretim noktasında ve gerçekten transferlerin gerçeklenmesi noktasında matematik, fizik ve kimyanın çok ciddi bir uyum içerisinde kullanılması lazım. Yani bu alanda ilgili insanlar tabii öncelikle bir teknoloji sevgisi taşıyacaklar. Teknolojiye karşı bir merak olacak. Merak olmadan, çünkü gerçekten de bu alanlarda ilerlemek olası değil. İnovatif düşünmek önemli. Yani sizin yenilikçi olmanız lazım. Baktığınız bir noktada ya bu iyileştirebilir dediğiniz hususlarda neler yapılabileceği, yeni uygulama alanlarının nasıl ortaya konacağını bakmak gerekiyor. Çok farklı uygulamalar gerçekleşebilir. Yeni yeni artık hayatımızda daha fazla yer alan bir takım sayısal sistemlerle, örneğin nesnelerin interneti, bundan da biraz ona da bir değinmiş olan nesnelerin interneti diye bir kavram var. Yani bir pek çok sensörün dağıtık bir şekilde belli bir alanda kullanılması. Bakın, hiç akla gelmeyen uygulamaları tarımda gündeme getiriyor. Tarımda çiftçiler artık yer iletken teknolojiden faydalanıyor. Çünkü geniş alanlarda işte nem sensörleri dağıtarak, işte onları temel bir elden kontrol edip tarlanın neresine sulama gerekiyor, neresine gerekmiyor. Hiç aklınıza gelmez ama sulama sektörü sayesinde doğa da daha korunuyor. Çünkü gereksiz su harcamaktan kaçınıyoruz. Çünkü eskiden çiftçiler, hani bilmedikleri için bu bilgiyi her yere suluyorlardı ve gereksiz sulama yapılıyordu. Su kaynaklarımız artık daha iyi korunmaya başladı. Bu bağlamda baktığınız zaman aslında çevre bile yer yer geliyor. Yer iletken teknolojilerinin ilgisi dahiline giriyor. Dolayısıyla inanılmaz bir açık bir pencere olması lazım bu alanda çalışacak insanların. Her yerde fırsatlar var. Fakat fırsatları değerlendirmek için altyapı gerekiyor. Altyapı olmadan fırsatı göremezsiniz. Görseniz dahi onu uygulamaya dönüştüremezsiniz. Dolayısıyla bu özellikle bence bu alanı çalışacak insanlar için olmazsa olmaz ne bilir. Bu tabii ki aslına bakarsanız demin de biraz açıkladığımız bir husustu. Artacak. Yani bu konuda ciddi şekilde yer iletken teknolojilerindeki açık pozisyonların çoğalacağı kanaatini taşıyorum. Özellikle demin de bahsettiğim büyük yatırımlar geliyor mikro elektronik mühendisliğine. Ya geçen günlerde gene semiviki.com adresinde şöyle bir soru ortaya atılmıştı. Yani where are the micro electronics engineers? Nerede bu mikro elektronik mühendisleri diye. Yıllar yılı genelde bir yazılım konusuna ağırlık verildi dünyada. Bu önemliydi tabii ki, yazılım da çünkü çok, çok kritik bir noktada. Fakat şu anlaşıldı, donanım sektörü yavaş yavaş ikinci plana kaymasıyla beraber donanım işini yapabilecek insanların azaldığı görüldü. Donanım işini yapacak insanlar yazılım da aslında yapabiliyor. Fakat yazılım yapan insanlar donanıma geçmekte zorlanıyor. Çünkü donanım ekstra bazı bilgileri de gerektirmekte. Bu bağlamda tabii donanım bilgisine sahip olan mühendis sayısının artması lazım. Çünkü bu onlar olmazsa bütün bu yazılım sistemlerinin dayandığı altyapıyı işletecek insan olmaz. Dolayısıyla donanımların geliştirilmesi, tasarlanması, üretilmesi, yaygınlaştırılması, hatta burada bir başka alana da değinelim. Bakım, maintenance, yani ve güvenilirlik. Ben daha önce Intel'de çalışırken özellikle kalite ve güvenilik alanında Ar-Ge çalışmaları içerisinde bulundum. Zira şöyle bir durum söz konusu. Bizim aslında bir banyo küveti evimiz vardır. Bu banyo küveti evimiz başlangıçta bir ürünün başında ve sonunda, yani infant dediğimiz çocukluk, bebeklik çağları ve yaşlılık çağları iki aşamadır. Burada çok fazla kayıp olur ürünlerde. Birisi aslında başlangıç çağdaki kayıplar aslında kalite noktasındaki kayıpları gösterir ve değişkenlikler, üretim değişkenlikleri, ve öbür tarafta ise yaşlanma etkileri. Bunları iyi modellemek lazım. Çünkü eğer ki bir ürün vaktinden önce bozulursa veya vaktini, garanti süresini dolduramazsa, bunlar hep ekonomik kayıp demektir. Yazılım mühendisliği bir manasında tabii ki onlar da katkıları bulunuyor ama gördüğünüz üzere bütün bu kavramlar temelde doğrudan doğruya donanımla alakalı konular. Dolayısıyla donanım mühendisliğinin artması gerekmekte, sayıları da artacaktır. Çünkü gidişat onu gösteriyor, yatırımlar artıyor.
ve uygulamalar da ona bağlı olarak doğru orantılı şekilde artmakta. Dolayısıyla hani burada da ben bir daha fazla iş imkanlarının olacağı kanaatini taşıyorum genel olarak. Şimdi İTÜ tabii baktığınız zaman gerçekten de 250. yılına doğru koşan bir üniversite ve Türkiye'de teknik mühendisliğin başlangıç noktası. Bu bağlamda büyük bir onur bizim için ve haklı onurunu yaşıyoruz bunun. Ama sadece genel mühendislik olarak değil, biz elektronik mühendisliği olarak da Türkiye'nin öncülerindeniz. Elektronik mühendisliği bağlamında neler yaptık biz geçmişte? 1950'lerin sonunda Türkiye'de ilk televizyon yayınını İstanbul Teknik Üniversitesi gerçekleştirdi. Muhterem hocamız Adnan Ataman ve ekibi bunu gerçekleştirdiler. Onun dışında baktığın zaman yine 1980'li yıllarda Duran Hoca, Duran Levlebici ve ekibi Yer Etken Teknoloji Araştırma Laboratuvarı'nın kurulmasına çok öncülük yaptı. Bu da tabii bence dikkate alınması gereken bir husus. Çünkü Türkiye'deki yer etken teknolojileri konusunda gene demin de bahsettik, öncü rolümüz mevcut. Bu bağlamda tabii baktığınız zaman bizim katkımız çok yüksek her zaman için Türkiye'deki elektronik gelişimine. Elektronik ve haberleşme mühendisliği olarak da biz yer etken teknolojilerinde kendimize gayet kuvvetli bir rol seçmiş durumdayız. Bizim bu alanda çalışan yaklaşık 10 tane seçkin hocamız var. Ve bu baktığımız zaman bu hocalarımızın aslında dağılımları da belli noktada bütün bu bahsettiğim farklı unsurları kapsamaya çalışıyor. Yani bazı hocalarımız sayısal sistemler çalışıyor, bazı hocalarımız analog tümleşik devre sistemleri üzerine çalışmakta. Öte yandan nanoteknoloji çalışan hocalarımız var, fotonik çalışan hocalarımız var, MEMS çalışan hocalarımız var. Bu alanı, yer etken teknolojilerini olabildiğince kapsayan bir yapımız mevcut, öğretim üyesi yapımız mevcut. Onun dışında çok farklı dersleri açıyoruz. Bu çok farklı derslerle öğrencinin aklına gelmeyecek alanlarda aslında onlara bilgilendirme sağlıyoruz. Öte yandan araştırma boyutu var. Türkiye'nin en önde gelen belki de araştırma laboratuvarı olarak İTÜ VLSI laboratuvarı, yani Very Large Scale Integration, çok yüksek ölçekte tümleştirme laboratuvarı mevcut. Bu laboratuvar baktığınızda 50 GHz'e kadar olan hemen hemen bütün ölçme cihazlarını barındırmakta, transistör karakterizasyonu yapmamıza olanak tanımakta. Öte yandan çok bu alanda kullanılan bütün yazılımlara erişimimiz mevcut. Sürekli ve düzenli olarak biz çip tasarımı yapıyoruz ve yaptığımız çip tasarımlarını gönderip ürettiriyoruz. Daha sonra bu üretilmiş tasarımları ölçüp karakterize ediyoruz. Onlardan yayınlar yapıyoruz. Zaman yeri geliyor patentleşme durumları olabiliyor. Yeri geliyor ürünleşme durumları olabiliyor. Biz buralarda hep lisans seviyesinde bile çalışacak öğrencilerimiz olmakta. Özellikle ikinci sınıftan sonra biz öğrencilerimizle doğrudan doğruya bir araya gelip ortak çalışmalar yürütüyoruz. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz de söz konusu. Onlar da mevcut laboratuvarımızda. Dolayısıyla işin sadece eğitim boyutunda değiliz. Araştırma boyutundayız. Hatta ticaretleşme boyutunda zaman zaman yaşıyoruz. Bütün bunlar bir arada baktığımız zaman yer etken teknolojilerinde iyi bir eğitim almak için İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Araştırma Mühendisliği bölümü ideal bir seçenek olarak ortaya çıkıyor diyebiliriz. Tabii yani sonuçta İTÜ Elektronik ve Araştırma Mühendisliği, genel olarak Elektronik ve Araştırma Mühendisliği ve hatta Elektrik Mühendisliği konusunda çalışacak öğrenciler biraz daha belki geniş bir perspektiften baktığım zaman şunları söyleyebiliriz. Bir defa öncelikle fizik, matematik, kimya dedik. Bunlara karşı ciddi bir ilgisi olması lazım öğrencinin. Bu olmazsa olmazı. Donanım konusunda gerçekten de bir şeyler bir ortaya koyma hevesi taşımak zorunda. Ama bence daha da ötesi buraya geldikleri zaman aslında uzun bir koştan gelecekler için yoruluyorlar ve aslında buradan sonrası tamam diyorlar. Biz bu işi yaptık, artık buraya geldik. Süreç burada bitiyor havası oluyor ama bu yanlış. Aslında bakarsanız elektronik ve haberleşme mühendisliği oldukça talepkar bir bölümdür. Yani gerçekten de sizin aslına bakarsanız ciddi ciddi burada da yoğun çalışmalar sürdürmeniz gerekmekte başarılı olabilmek için. Çünkü kavramlar kolay değil. Bunların içselleştirilmesi zaman alıyor. Hiç kimse
böyle bir işte ne bileyim bir dokunuşla bütün bu altta yatan yoğun teoriyi ve uygulama alanlarını anlaması onun aklı değil. Dolayısıyla buraya geldikten sonra da çok ciddi şekilde çalışmayı sürdüreceklerini akıllarından çıkarmasınlar. Gerçekten burada ciddi bir zaman ayarlama konusunu da kendilerini geliştirecekler. Çünkü tabii ki üniversite hayatı da var. Üniversite hayatı çok önemli. Olmazsa olmaz. Muhakkak ki üniversite öğrencilerimiz buraya geldikleri zaman kulüplere de girip çıkacaklar. Bir takım sosyal interaksiyonlar içine girecekler. Fakat öte yandan mesleki noktada gelişim de çok kıymetli. Çünkü gün geliyor bir staja gitmek istediğiniz zaman veya işte işe girmek istediğiniz zaman veya yüksek lisans doktora programlarında GPA yani not ortalaması sorulmakta. Burada da iyi bir değer söyleyebilmeniz için tabii ki çok ciddi bir altyapıyı sizin geçmişte oluşturmanız lazım. Bu bağlamda burada aslında yarış bitmiyor veya ne bileyim işte bir çalışma süreci bitmiyor. Belki daha da yoğunlaşarak devam edecek. Bunun ayırdığında olması lazım. Özellikle elektronik haberleşme veya elektronik mühendisleri çatısı altında bu hangi okula giderseniz de böyledir. Yani okuldan bağımsız şekilde kolay bir alan değil. Çok fazla size ödül sunabilecek bir alan, çok fazla size farklı konularda ödüllendirecek bir alan olmakla beraber şöyle söyleyebiliriz, meyveler ağacın yukarı dallarında. Dolayısıyla çok lezzetli meyvelere ulaşmak için ağacı tırmanmak gerekiyor. Bu bağlamda da sebatkar ve hırslı olmanın da faydası olacağını düşünüyorum.